Evet HIV ile ilgili arkadaşlar çok sayıda soru geliyor. Bir ara biliyorsunuz evde HIV testi ile ilgili e, bir ürün çıkarmıştım. Bunu da ilgi fazlaydı. E, o dönemde de bana yüzlerce soru geliyordu. Bununla ilgili bir sistem vardı. Muhtemelen yine böyle bir şey yine kuracağım site açmayı düşünüyorum. E, belki üründe çıkarız. Şimdi HIV ile ilgili ana soruları arkadaşlar sizin için. Madde madde özetleyeceğim. Çok kafa karıştırıcı kaynaklar var. Özellikle internetten falan bakıyorum. Bunları bir toparlayalım. HIV ile ilgili çok merak ettiğiniz Çok önemli. Çok sorduğunuz soruları çok kısa size cevaplayacağım. Evet. Bunlardan birincisiyle başlayalım. Şimdi HIV virüsü nasıl bulaşır? HIV virüsü arkadaşlar en başta cinsel ilişkide bulaşır. Onun dışında kan ve kan ürünleri i̇şte kullanılan Türkiye'de fazla yok ama nedir? ortak tıraş bıçağı, işte ortak damar içi ilaçlar, onun dışında iğneler ve tabii kan transfüzyonları. Bu tür kanla, kan temasıyla bulaşır ve anne hivli ise anneden bebeğe yine doğum sırasında bulaşır. Tabi emzirmeyle de bulaşabilir ama bunlar daha az oranda görülür. Genellikle cinsel ilişkide bulaşır. HIV ile ilgili bir diğer soru, HIV belirtileri nelerdir sorusu arkadaşlar. Bunu üstteki videoda e, cevapladım. O videodan izleyebilirsiniz. Bir diğer HIV ile ilgili soru arkadaşlar. Her ilişkide HIV bulaşır mı? Bu da e, çok sık sorulan bir soru. 10.000 ilişkide 5 ile 10 arasında HIV bulaşı olur. Yani 10.000'de 5 ile 10'dur. Tabi burada bulaşıkta virüsün miktarı yani viral yük, ilişkinin tipi, süresi ve beraberinde bir cinsel yolla bulaşan hastalık varlığı önemli. Mesela sifilis, bel soğukluğu, gonore vesaire varsa, klamide varsa bu bulaş riski de artıyor. HIV ile ilgili bir diğer soru nedir arkadaşlar? HIV için en etkili test nedir? Şimdi HIV için antikor testleri var. bunlar anti testleri diyoruz. Combo testi dediğimiz de aslında bir anti -hiv'dir. Bir de virüsün kendini gösteren HIV-RNA veya HIV-PCR testi var. Genelde ilk bakılan. Bir de evde yapılan HIV testleri var. Bunlar yurt dışında çok fazla. Türkiye'de pek yok. Şimdi bunlardan arkadaşlar en güvenleri, en hızlısı tabii ki HIV-RNA, HIV-PCR. Bu HIV RNA testi arkadaşlar bulaştan yani işte ilişkiden 9 ila 11 gün sonra yapılırsa %95 işte 28 gün geçerse %99'dan yüksek oranda HIV virüsünü saptıyor. Ama tabi bunun dezavantajı nedir? Biraz pahalı bir test olması. Ee, HIV PCR'ın. Onun dışında diğer testler nedir? Anti-HIV testleri yani antikor testleri. Bunlar da arkadaşlar bulaştan 4 hafta yani 1 ay sonra yapılırsa %95, 6 hafta sonra yapılırsa %98 ile %99 arası, 12. hafta yani 3. ayda yapılırsa %99.9 virüsü saplıyor. Bunlar da oldukça etkili. Peki e, niye 6. ayda test öneriyoruz, Kimlere öneriyoruz? Aslında üçüncü ayda test yapılması yeter ama bazı durumlarda antikor oluşumu altıncı aya kadar gecikebiliyor. Bunlar nedir? Mesela hastada aynı anda hepatit C varsa, bir takım kanser varsa çünkü bu kanserler bağışıklık sistemini düşürür, antikor oluşmasını geciktirir. Aktif bir tüberküloz varsa, Crohn hastalığı gibi yine bağışıklığı düşüren bir hastalık varsa... O zaman ne diyoruz? 6. ayda da son kez test yaptır diyoruz ki antikorunun garanti oluşsun arkadaşlar. Peki combo test nedir? Combo test antihif testidir. Burada sadece HIV antikorlarıyla beraber P24 denen virüsün bir antijeni ölçülür. Yani hem antikor hem antijen ölçülür. Bunun avantajı biraz daha erken saptamadır. Yaklaşık işte bir ay sonra bu testte yine hem antijen de saptandığı için antikor da saptandığı için biraz da erken saptama sağlar. Ee, günümüzde kullanılan testlerin çoğu zaten cihaz testlerinin combo testidir. Evet HIV ile ilgili yine bir soru daha var. İğne batmasıyla HIV bulaşır mı? İğne batmasıyla bulaş riski çok düşüktür arkadaşlar. Yaklaşık binde 3 yani bin ancak üçünde bulaşır. Onun için çok fazla korkmayın ama böyle bir durum varsa özellikle hastane ortamında yine de Üçüncü ayda bir anti-HIV testi yaptırın. Bir diğer soru. HIV testinde yanlış negatif oran nedir? Yani HIV testi yaptım. Aslında HIV var ama test negatiflik verdi. Buna yanlış negatiflik diyoruz. Bu yanlış negatiflik yaklaşık 100 binde 3 oranında görülür. Yani günümüzde oldukça testler güvenlidir. Çok fazla görülmez. Yanlış pozitiflik oranı nedir arkadaşlar? Bu da yani test yaptınız aslında sizde HIV yok ama testiniz pozitif ver demek. Bu da yaklaşık 100 binde yine az 4 ila 7 arasında görülür. Çok fazla görülen bir durum değil ama antikor testlerinde düşük pozitiflik çok sık görülebilir. Bu doğrulama iler doğrulamada genelde negatif gelir. Evet HIV testi böyle arkadaşlar. HIV ile ilgili ana e, sorulan sorular bunlar. Ee, muhtemelen bu cevaplar size yeterli olmuştur. Yine aklınıza takılan bir şey varsa bana videonun altından sorabilirsiniz. Evde HIV testini belki yine çıkaracağız. Ee, bununla ilgili yine sorular geliyor. Onda duyurusunu yaparız. Evet, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.